Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir video serisine başlıyoruz. Video serimizin ismi İstek Şarkı. İstek Şarkı şu arkadaşlar, sizin istediğiniz oyuncuları bu video adı altında yayınlamayı düşündüm. Ve ilk ismimiz de Milan Tuçiç olacak. Elimden geldiği kadar isteklerinize yetişmeye çalışıyorum. Biraz zaman alıyor tabii ki çünkü 2023 yılına gidiyoruz, simüle ediyoruz oyunu. O yüzden lütfen anlayışla karşılarsanız bu durumu memnun olurum. Evet, istek şarkımızda bugünkü ilk ismimiz Milan Tuçiç arkadaşlar. Sloven oyuncu inceleyeceğiz. İlk önce 2018-2019 profil özelliklerine bakacağız. FM Editör rakamlarını alacağız ve 2023 yılına gideceğiz. Milan Tuçiç'in 2023 yılında Futbol Manager 2019 profilinin ne hale geldiğine bakacağız. Evet, Tuçiç şu an Rudar Valencia'da oynuyor. Sloven takımında 21 yaşında, 96 doğumlu, aslında 22-23 yaşında diyebiliriz. Milli takım seviyesinde, milli takım seviyesinde henüz forma giymemiş. 170 bin euro bir piyasa bedeli var ve 30.06.2020 tarihine kadar 38.500 euro kazanıyor. Oldukça az olduğu için okumakta zorlanıyorum. Evet, tam bir santrafor oyuncusu, hatta sol kanatta da oynama imkanı sunuyor profil bize ama biz onu santrafor oyuncusu olarak değerlendireceğiz. Boyası 1.85, ağırlık 77, gayet iyi rakamlar boy ağırlık endeksi. Kullandığı ayak sol, kişilik dengeli, medya gözünde santrafor, kalecilik becerisi 2. Gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 11, dayanıklılık 12, denge 11, güç 11, hız 12, hızlanma 11, vücut sinirliği 10, sıçrama 14. Evet, en iyi özelliğinin sıçrama olması ilginç. Diğer özellikleri de gelişime açık özellikler, çok kötü özellikler değil. Orta seviyede özellikler diyebiliriz ama vücut sindiriliği biraz 10. Evet, vücut sindiriliği 10, o düşündürücü. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 6, cesaret 9, çalışkanlık 11, karar alma 12, kararlılık 1. Kararlılık 1 nedir ya? Konsantrasyon 10, liderlik 6, ön sezi 11, özel yetenek 10, pozisyon alma 11, soğukkanlılık 13, takım oyunu 10, topsuz alan 11, vizyon 11. Arkadaşlar, kararlılık çok kötü. Konsantrasyonda sıkıntı var. Topsuz alan 11, yaşına göre işte diyelim. Soğukkanlılık fena değil, ön sezi de fena değil bir forvet olarak ama kararlılık baya düşük. Yani baya düşük derken en düşük zaten. Sıfır yok, bir. Evet, tekniğe gelelim. Teknik 10, pas 11, ilk kontrol 11, dribbling 11, bitirici 2, 12, kafa vuruşu 13, uzaktan şut 10, penaltı 7, frikik 10. Fena yani, burada çok teknik bir oyuncu olmadığını görüyoruz ama bitiricilik ve kafa vuruşu bence profildeki diğer özellikleri, yani zihinsel ve fiziksel özelliklere baktığımızda en etkili yeri olarak çıkıyor karşımıza. Özellikle kafa vuruşu 13. Yani fena değil, 21 yaşındaki oyuncu için bitecik ve kafa vuruşu fena değil ama teknik pas ve ilk kontrol biraz sıkıntılı gibi. Ya yani genel olarak baktığımızda gelişebilir mi profil? Gelişebilir tabii ki, bir ışık var profilde ama yine de vasat üstü bir profil diyebiliriz. Şöyle FM editör rakamlarına da bakalım. Potansiyel yetenek 127, mevcut yetenek 100 arkadaşlar. 127 çok kötü bir potansiyel yetenek rakamı değil gerçekten. Yani FM Editör de bize zaten oyuncunun gelişim gösterebilme imkanı olduğunu söylüyor FM Editör rakamları. 120-127 arasında geldiğinde çok daha etkili bir profil olacaktır. Şimdi birazdan 2023 yılına gideceğiz. Umarım 120 bandını geçmiştir. Çok daha net bilgi edebiliriz bu sayede. Şöyle ufak bir kariyer geçmişine bakalım arkadaşlar. Süleymaniye'den Bravo takımından çıkıyor. Bravo'da 2015-2016'da 24 maç, 14 golü var. 2016-2017'de 23 maç, 32 gol atıyor. Tabii üçüncülük ve 2017-2018'de Rudar Valencia'ya geliyor arkadaşlar. İlk sezon 28 maç, 7 golü var. Bu sezon ise başarılı bir sezon geçirdiğini söylemek bence mümkün. 37 maçta 17 gol, 6 asistlik bir performansı var. Milan Tuç için bu sezon güzel bir performans gösteriyor. Zaten şöyle bakmak lazım olaya. Şimdi bu sezonki çıkışından sonra Football Manager 2020 database'inde muhtemelen bu özelliklerin tümü teknik, zihinsel ve fiziksel anlamda bir olumlu yönde revize edilecektir. Bunu da göz ardı etmememiz lazım arkadaşlar. Evet, Milan Tuç için 2018-2019 profilini inceledik arkadaşlar. FM Editör rakamlarını aldık ve potansiyeline, yeteneğine yaklaştığını umduğumuz 2023 yılına gidiyoruz. İşte karşınızda 2023 model Milan Tuç profili. Evet arkadaşlar, 29 Ağustos 2023 tarihindeyiz. Tuçiç 27 yaşında, Maribor'a transfer olmuş, 1.1 milyon euro yine Slovenya'da. 1.85 boy, 78 kilo. Mevki olarak ofansif orta saha ve sağ kanat forvet mevkiinde eklemiş. Hücumun her anlamında oynayabilen bir oyuncu haline gelmiş. Kullandığı ayak sol, kişilik dengeli, medya gözünde santrafor,
Merkezden dribling yapan, zayıf ayağını kullanmaktan kaçınan ve topa kayarak hamle yapan bir oyun tarzına bürünmüş. Evet, fiziksel özelliklerinde ciddi bir artış söz konusu. Çeviklik 12, dayanıklılık 12, denge 12, güç 15, hız 13, hızlanma 12, vücut dinleniyor 10, sıçrama 15. Yani artış göstermiş. Fena değil diyebiliriz fiziksel özellikleri. Zihinsel özelliklerine gelelim. Agresiflik 6, cesaret 9, çalışkanlık 11, karar alma 12, kararlılık 1'den 2'ye çıkmış. Konsantrasyon 11, liderlik 8, ön sezon 13, fena değil bir forvet için. Özel yetenek 11, pozisyon alma 12, soğukkanlılık 14, hiç fena değil bir forvet oyuncusu için. Takım oyunu 10, topsuz alan 12, vizyon 12. Topsuz alan düşük bir forvet oyuncusu için. Çok net söyleyeyim. Yani oyuncunun tehlike yaratabilecek bir pas alabilmesi için topsuz alanda kendini boşa çıkıp çıkarabilme yeteneğini gösteren topsuz alan özelliğini ben 14-15 minimum olmasını öneriyorum arkadaşlar. Burada da ufak bir gelişim var ama yani gelişim sergilemiş. Tekniğe gelelim. Teknik 10, pas 11, ilk kontrol 11, bitiricilik 12, kafa vuruşu 13. Uzaktan şut 11 olurken burada bitiricilik ve kafa vuruşunun artış sağlayabilmiş. Bitiricilik ve kafa vuruşu 2018-2019 profiliyle aynı. Ama fiziksel ve zihinsel anlamda bir çıkış söz konusu arkadaşlar. Piyasa bedeli de 1,1 milyon euroya gelmiş. Senelikte 52.500 euro kazanıyor Milan Tucic 2023 yılında. Hemen şöyle FM Editör rakamlarına bakalım. 115'e gelmiş arkadaşlar. Evet, 100'dü, 115'e gelmiş. 127'ye yaklaşmış ve hala da FM Editör bize oyuncunun profilinin gelişebileceğini söylüyor arkadaşlar. Fena rakamlar değil ama şöyle diyeyim ben size, bu sezon gösterdiği performanstan sonraki videolarını da izledim YouTube'dan. Bir ön çalışma yaptım. Potansiyel yetenek rakamının 135-140 aralığında bir rakama çıkacağını tahmin ediyorum. FM 2020'de database'inde oyun piyasaya sürüldüğünde yeniden incelemesini yaparız zaten. Bakalım FM kariyer geçmişi nasıl geçmiş? 2018-2019'da 32 maç 8 gol atmış Rudar'da. 2019-2020'de 32 maç 11 gol. 2020-2020'de 35 maç 13 gol. 2021-2022'de 34 maç 6 gol atıp bedelsiz Maribor'a gitmiş. Maribor'da ilk sezon 18 maç 7 golü var. 2023-2024'te ise 3 maçta gol atamamış. Evet, daha yüksek rakamlara çıkmasını beklerdim açıkçası. Yani 2 maçta 1 gol, 0,50 gol ortalamasına ulaşamamış olduğunu görüyoruz Milan için. Ama çok iyi bir sezon geçirdi günümüzde arkadaşlar ve adından sıkça söz edilecek bir yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Futbol Manager 2020'de de bambaşka bir profille karşımıza çıkacak. O da futbolcuların başında geliyor bence. Milan Tucic ismi de çok klas bence. Çok klas Milan Tucic. Karizmatik bir ismi var. Yani bir futbolcu için yani piyasa isim edecek bir futbolcu ismi olduğunu söylemek mümkün Milan Tucic için. Evet arkadaşlar, İstek Şarkısı adı altında paylaştığımız ilk video Milan Tucic'ti. Siz de isteklerde bulunacaksınız. Ben de elimden geldiği kadar bu başlık altında bu videoları, analizleri yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.